Bursa Haber ekranlarından herkese merhaba. Bugün 20 Mayıs günlerden Perşembe, pardon Cuma. Gündeme dair başlıklarla sizlerle beraberiz ve ilk haberimiz Bursa Haber gazetesinin manşetiyle başlıyoruz. Üye olmalarına hayır diyeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen kütüphane söyleşileri kapsamında farklı şehirlerden gençlerle bir araya geldi. Ve hemen altındaki haber başlığımıza bakacak olursak, teröre desteği kessinler. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, İsveç, Finlandiya'nın NATO başvurusuna ilişkin mesele yeni üye olmak isteyenlerin terör örgütlerine verdikleri desteğin kesilmesi için o ülkelerin ikna edilmesidir dedi. Ve sıradaki haberimizin başlığıysa bu kez kendini yakmak istedi. Kestel'de inekleriyle belediyeyi basan kişinin hazine arazisine kaçak yaptığı iki katlı bina ve ahır yıkıldı. İnekleriyle eylem yapıp belediyeyi basan ve görevliyi tokatlayan üye yıkım günü çatıya çıkıp kendini yakmak istedi. Yıkıma gelen ekiplere saldıran üye ile işinin görevli avukata tokat attığı anlarda kameraya yansıdı. Hemen altındaki haberde ise düştüğüne yanmadı, hıncını almaya çalıştı. Bursa'da ehliyetine el konulan otomobil sürücüsü önce bisiklete sonra da motora çarptı. Otomobil sürücüsü kazanın şokuyla önce kaçtı, sonra geri geldi. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan bisikletli ve motorlu sürücü yerde kıvranırken biri sigara içti, diğeri ise yerde acı içinde vatandaşlardan tabanca istedi. Bir diğer haberimiz ise akli dengesi yerinde çıktı. Bursa'da komşular arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru Alaaddin Özdemir'i belindeki tabancasını alıp başından vurarak şehit eden tutuklu Sanat Murat Dağkoçak hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet kararı ile tutuksuz 4 sanık hakkındaki hapis kararları Dağkoçak'ın akli dengesinin yerinde olmadığı iddiası üzerine Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nce bozuldu. 5 sanığın yeniden yargılandığı yerel mahkemenin talep ettiği adli tıp raporunda Dağkoçak'ın akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi. Sür manşete baktığımızda ise Yıldırım yeni çiftlerini bekliyor. Yıldırım Belediyesi'nin Yıldırımlı çiftlere ve konuklarına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla çalışmalar yürüttüğü Barış Manço nikah salonunu tamamladı. Barış Manço Kültür Merkezi'ni baştan aşağı yenileyerek çok amaçlı bir tesise çevirecek olan Yıldırım Belediyesi, tesisin alt katına yeni bir nikah salonu kazandırdı. Ve bir diğer haberimiz ise şehitliğe anlamlı ziyaret. Bursa'da bulunan Orhan Kara İlkokulu öğrencileri şehitlikleri ziyaret ederek dualar okuyup şiirler söyledi. Şehitliklere yapılan ziyaretlerde şehit yeğeni de dayısının kabrini ziyaret ederek şiirler okudu. Ve Bursa Haber gazetemizin 15. sayfasındayız. Bursa Spor'a dair gelişmeleri sizlere aktaracağız. İlk haberimiz iki isimle yollar ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu 2. lige düşen Bursa Spor'da yabancı oyuncuların sözleşmeleri feshediliyor. Yeşil beyazlı kulüp ilk olarak Luka Çapan ve Rigi Ofosu ile yollarını ayırdı. Bir diğer başlığımızsa maçın hakemi Hasova oldu. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'in 38. haftasında Bursa Spor'un Menemen Spor'la oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Yarın Bitçi Timsah Park Stadı'nda oynanacak olan maçın hakemi Gürcan Hasava oldu. Sıradaki haberimizin başlığıysa Özlüce'de zabıt tutuluyor. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig'e düşen Bursa Spor'da Menemen Spor'la oynanacak sezonun son maçının hazırlıkları başlarken çalışmaya çıkmayan futbolcular için noter tespiti yapılıyor. Yönetim elde edilen tutanakları feshi aşamasında koz olarak kullanacak. Bu haberle Bursa Spor'a dair gündemi noktalamış bulunmaktayız ve bir diğer gazetemiz olan Gazete Bursa'dayız. Gazete Bursa'nın bugünkü manşetinde Yer Gök Atatürk Gençliği başlığı atılmış. Atatürk'ün 103 yıl önce Samsun'a çıkarak milli mücadele ateşini yaktığı ve bağımsızlık umudunun inanca dönüştüğü 19 Mayıs tüm yurtta olduğu gibi Bursa'da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Hemen altındaki haberimiz ise Enginar'da hasat zamanı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Hasan Ağa Mahallesi'nde coğrafi işaret tescilli enginarın hasadına başlandı. Enginar bu yıl tanesi 12,5 liradan alıcı buluyor. Gazete Bursa'nın sürmanşetinde ise Kılıçdaroğlu gençlerle Anıtkabir'e yürüdü. Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları tarafından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Büyük Gençlik Yürüyüşü düzenlendi. İstikameti Ankara Güven Park'tan Anıtkabir'e olan yürüyüşe Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da eşlik etti. Yürüyüş esnasında gençler tarafından hak, hukuk, adalet, Mustafa Kemal'in askerleriyiz, Atatürk gençliği görev başında sloganları atılarak davullarla ritim tutuldu. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen gençler gençlik marşı ile güzel günler göreceğiz şarkısını söyledi. Ve şimdiki haberimizin başlığıysa bir ihtimal pistler kalacak. Atatürk Havalimanı'nın pistlerinin kırılarak millet bahçesine dönüştürülmesine yönelik tartışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dikkat çeken bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş makinalarının girdiği Atatürk Havalimanı ile ilgili olarak bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız. Pistler belki de kalacak dedi. Şimdi ise Meydan Gazetemizdeyiz. Meydan Gazetemizin bugünkü manşeti coşkuyla kutladık. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Kutlamaların merkezi Anıtkabir'e koşan 7'den 70'e vatandaşlar Atatürk'e saygı duruşunda bulundu. Ve 100 yıl önce 100 yıl sonra. Bursa'nın kültür ve sanat hayatına renk katan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türk basınında Havadis 1922 sergisiyle 100 yıl öncesinin Bursa, Türkiye ve dünya gündemini günümüze taşıdı. Şimdi ise hep birlikte okuyoruz başlıklı haberimiz yer alıyor. Mudanya ilçesinde Birlikte Okuyoruz adlı proje kapsamında lise öğrencileri açık alanlarda kitap okuma etkinliklerine katıldı. Proje 8 Haziran'da Müteakere Meydanı'nda programla sona erecek. Meydan Gazetesi'nin sürmanşetinde ise Türkiye'den bloke kararı. Rusya tehdidi karşısında askeri tarafsızlık politikasından vazgeçen Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üyelik için resmen başvururken bu iki ülkenin üyelik konusunda çekinceleri olan Türkiye üyelik sürecini bloke etme kararı aldı. Ve son haberimiz Zeytindalı şehidine veda. Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde havan saldırısı sonucu yaralanarak tedavi altına alınan piyade uzman onbaşı Haydar Şenel şehit oldu. Bu haberle gündeme dair başlıkları noktalamış bulunmaktayız. Tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.